Middlestate Kavacık Hastanesi sağlık raporunu sunar. Çay TV ekranlarından bu hafta da merhaba. Bu hafta fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor İlker Garipoğlu ile birlikte boyun ve bel fıtıklarını konuşacağız. Halk arasında çok fazla söylenen belim ağrıyor, boynum ağrıyor. Yani acaba bunlar ne zaman fıtıklaşma tehlikesini gösterir? Ne zaman bunun belirtisidir? Ve nasıl müdahale edilmesi gerekir? Bunları konuşacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok mersi. Çok. Evet, bel ve boyun fıtıkları gerçekten halk arasında en yaygın görülen ağrı grubu. Bizim de polikliniğimize gelen hastaların büyük çoğunluğunu bel ve boyun ağrıları oluşturuyor. Şimdi tabii her bel ağrısı ve boyun ağrısını fıtık olarak değerlendirmiyoruz. Basit kas ağrılarından kireçlenme ağrılarına, kemik erimesi ağrılarından iç organların yansıyan ağrılarına kadar birçok şey bel ve boyun ağrısı yapabiliyor. Tabii biz bunların fıtıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını muayene bulguları ve görüntüleme yöntemleriyle algılıyoruz. Özellikle günümüzde çok fazla stres altında çalışan insanlar, ofiste çalışanlar, yoğun ev hayatı, işte ev işleri yapan ev hanımı hanımlar, otobüs şoförleri, taksi şoförleri, işte vibrasyon dediğimiz titreşim altında çalışan insanlar, ondan sonra bilgisayar başında uzun zaman geçirenler, sedanter yaşama dediğimiz çok fazla spor egzersiz yapmayan kesimdeki insanlar mutlaka hayatlarının bir döneminde bel ve boyun ağrısı yaşıyorlar. Hı hı. Yapılan çalışmalarda özellikle her insanın hayatı boyunca mutlaka bel ya da boyun ağrısından dolayı hastaneye başvurduğu ve belli bir oranda da iş gücü kaybına sebep olduğu gösteriliyor. Bütün dünyada zaten büyük bir ekonomik masraf yaratıyor hem bel ve boyun ağrısı. Hı hı. Tabii biz özellikle muayeneye gelen hastalarımızda bu ağrı ne zamandan beri başladığı, bel ya da boyundan bacağa ya da kola yayılıp yayılmadığı, elde ve ayaklarda uyuşma yapıp yapmadığı, bununla beraber baş dönmesi, işte unutkanlık, kulak çınlaması gibi başka semptomların eklenip eklenmediğini değerlendiriyoruz. Hı hı. Buna göre ağrıları sadece boyundan değil de yayılıyorsa ya da belden bacağa yayılıyorsa o zaman biraz daha ciddiye alıp araştırıyoruz. Anladım. Hocam bir telefonumuz var. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, dinliyoruz sorunuzu. Benim boyun rahatsızlığım var. Doktoruma gittiğimde boyun düzleşmesiyle boyun eğilmesi var demişti. MR çektirmem gerekti ama MR'ımı çektiremedim. Filmde gördü, boyun kayması gibi de bir sıkıntı var diye söyledi. Doktor Bey'e soruyorum, ben ne yapabilirim? Çok teşekkür ederim aradığınız için. Birazdan cevaplıyor olacağız. Şimdi, boyun kayması varmış. Bel ve boyun ağrılarının sebeplerinden bir tanesi de halk arasında önemli sebeplerden bir tanesi bel ve boyun omurgalarının birbirleri üzerinde kayması. Buna tıpta spondilolistez istiyoruz. Tabii bu kaymanın derecelendirmesi var. Birinci evreden dört evreye kadar yayılan belli oranlarda kayma dereceleri var. Tabii bunun kayması olan bir hastada mutlaka fıtık ve kireçlenme de buna eşlik ediyor. Eğer bel ya da kayma şikayeti varsa, yani hastanın grafilerinde böyle bir şey tespit edilmişse mutlaka fizik tedavi uzmanına başvurması ve tedavi alması gerekiyor. Tedavileri çok geniş. Fizik tedavi uygulamalarından ilaç tedavilerine, bizim yaptığımız özel iğne enjeksiyon yöntemlerinden elle tedavi teknikleri dediğimiz manipülasyon dediğimiz elle fizik tedavi tekniklerine kadar geniş bir alanda tedavi kürlerimiz var. Eskiden sadece biz fizik tedavi yapıyorduk hastalara. Hani fizik tedaviyle ağrılarını geçirmeye çalışıyorduk ama artık tıp çok ilerledi. Evet. Bunun yerine fizik tedavi uygulamalarının yanında mutlaka elle fizik dediğimiz manipülasyon tedavileri, bel ve boyundan fıtığın içine yaptığımız ozon, PRP enjeksiyonları, kas içine yapılan enjeksiyonlar gibi çok daha geniş yöntemlerle hastaları tedavi edebiliyoruz. Bu tip hastaların mutlaka uzman bir fizik tedavi doktoruna başvurup bu yeni yöntemlerden faydalanmasını öneriyorum. Yani tabii bir uzmana gidip danışmakla olmuyor. Muhakkak görüntüleme şeylerinden, tabii, hizmetlerinden yayınlamak bir yararlanmak lazım. Çünkü MR çekilmeden herhangi bir şey genellikle göremiyoruz zaten. Genellikle kayma için konuşuyorsak genellikle kaymanın özel bazı boyun ve bel pozisyonlarıyla çekilen grafilerle kaymanın derecesini belirleyebiliyoruz. Ama kayma dediğimiz instabilite, yani stabilizasyonun bozulmasından sonra o bölgede mutlaka disk problemleri, fıtık problemleri ve yoğun kireçlenmeler de eşlik edeceği için o yüzden hem grafi hem MR gerekirse güç kaybı da varsa hastada mutlaka EMG dediğimiz tetkikleri de ekleyerek
iyi bir tedavi protokolü hazırlayıp hastaları şifaya kavuşturuyoruz. Peki şunu sorayım, boyun kaymalarında tedavi süreci ne kadardır tahmini? Eğer kaymanın ciddi bir yönü yoksa, yani ileri derecede bir kayma değilse, boyunda hareket kısıtlılığı, tutukluk gibi ya da belde bu semptomları yapmamışsa ya da güç kaybı oluşturmamışsa, ortalama 10 seans 15 seans fizik tedavi yöntemleri, buna eşlik eden kas ağrıları varsa oradan yapacağımız enjeksiyon ya da iğne yöntemleriyle, bir ya da iki iğne yöntemiyle beraber egzersizlerini anlatarak hastalar çok kısa zamanda sağlığına kavuşuyor. Boyun ağrısıyla başvuran hastaların en önemli şikayetleri şunlar. Bel ağrısı ya da boyun ağrısı varsa bir hastada, ağrıdan dışında da boyun hareket kısıtlılığı ya da bel hareket kısıtlılığı, kollarda uyuşma veya güçsüzlük, parmak uçlarında yine uyuşmalar ya da karıncalanmalar, veya elde ince hareketlerde, beceri hareketlerinde bozulma, ne bileyim yazı yazmasının bozulması ya da bir bardağı tutup bırakamıyorum ya da bir şeyi düğmemi ilikleyemiyorum dediğimiz beceri hareketlerinin bozulması, belden bacağa vuran ağrılar, ayakta uyuşmalar, yanmalar, topuk ya da parmak ucu yürüyüşünün yapılamaması, daha da ilerlediği zaman idrar ya da büyük abdest tutamama ya da bu apış arası dediğimiz bölgede yaygın bir hissizlik ve uyuşma, bunlar artık bel ve boyun ağrısının ciddi bir özellik kazandırdığını, büyük oranda bunun bir fıtığa bağlı olduğunu ve bu fıtığın da ilerlediğinin göstergeleri. O yüzden biz hastalarımızda sadece ağrı olarak değerlendirmiyoruz, hareket kısıtlıklarını kontrol ediyoruz. Bununla eşlik eden uyuşmalar, karıncalanmalar, yanmalar var mı ona bakıyoruz. Güç kayıpları buna eklenmiş mi, bunu değerlendiriyoruz. Ona göre tedavisini belirleyip hastalarımızı tedavi ediyoruz. Şimdi bel ve boyun ağrılarını konuşuyoruz ama ayrı başlıklarda incelemeyi isterim. Öncelikle boyun fıtıklarından konuşalım. Tamam. Boyun fıtığı nasıl oluşuyor? Kimlerde görülür? Önlemek için neler yapabiliriz? Yani boyun fıtığı özellikle bizim günümüzde çok sık karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi kilo. Özellikle bizim toplumumuzun kilo oranının yüksek olduğunu düşünürsek, omurgaya binen basınç ve yük arttığı için omurga arasında, burada aslında isterseniz göstereyim. Bu bir insan omurgası. Burada yaklaşık 33 tane omurga var. Bu 33 omurganın 7 tanesi boyunda yer alıyor. Özellikle bu boyun omurgalarında iki omurganın arasında bizim disk dediğimiz bazı yapılar var. Bu diskler özellikle şok absorbe edici dediğimiz omurgaya binen yükü süspanse edici sistemler. Yine bu disklerin sağından ve solundan gördüğünüz gibi sinirler çıkıyor. Bazı damar yapıları var. Omurganın arka tarafında bu omurganın bazı arka parçaları var. Burada özellikle faset eklem dediğimiz önemli bir eklemler var. Bunlar da omurganın hareketliliğini sağlıyor. Ve bu omurganın arkasındaki kanaldan da gördüğünüz gibi kuyruk sokumuna kadar geçen bir sinir yumağı var. Evet. Eğer bir hastada basit bir kas ağrısı değilse, yani ağrı daha çok kola yayılıyorsa, biz bunu önemsiyoruz. Özellikle ne demiştik? Kilo, şişmanlama. İkincisi, boyun önde pozisyonda uzun süre postür bozukluğu. Kim nerede oluyor? Bilgisayar başında çalışanlarda, ofis çalışanlarında veya günümüzün hastalığı, yani veya artık kendini hor kullanan hanımlar, işte boynu önde sürekli temizlik yapan, postürüne dikkat etmeyen, koltukta uyuyakalan, ortopedik boyun yastığı kullanmayan, yatak kalitesi iyi olmayan, düzenli spor egzersiz yapmayan, sedanter dediğimiz, çok egzersizi hayatında almayan, boynuyla kulağı arasında telefonla konuşan, yani boyuna yük bindiren, ani ve böyle kontrolsüz hareketler yapan insanlar, bu boynun iki omurga arasındaki disk dediğimiz yapıların kalitesini bozuluyor. Bu diskin tam ortasında bir çekirdek var. Böyle jelatinöz bir çekirdek var. Etrafında da bu musluk contası gibi daha sert bir bağ dokusu var. Eğer bu disk zamanla bu şikayetler ilerledikçe, bu hor kullanma arttıkça dışarı doğru fıtıklaşmaya başlıyor. Örneğin burada bir bel omurgasında, bel iki bel omurgasının arasında çıkan bir fıtığı görüyorsunuz. Fıtıklar genelde sağ ya da sola ya da orta hattan dışarı çıkabiliyorlar. Çıktıkları yere göre de buradan geçen sinirlere bası yapıp sadece belde değil bacağa yayılan ağrılara sebep olabiliyorlar. Sonuç olarak bu meslek gruplarında olanlar, bu saydığın sebeplerden dolayı boynun içindeki disklerin dışarı doğru fıtıklaşmasına biz boyun fıtığı diyoruz. En çok kimlerde görülüyor? Ev hanımlarında, ofis çalışanlarında, şoförlerde, ondan sonra düzenli egzersiz yapmayan insanlarda, daha sedanter yaşayanlarda, ki gruptaki insanlarda biz boyun fıtığını daha fazla görüyoruz. Bir telefonumuz var hocam, siz cümlenize başlamadan. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun, dinliyoruz. Merhaba. Ablacığım, ben 2012 senesinde transplantasyon için dinlenip omurgam kırıldı. Lirom 5-12.
Hocama danışmak istiyorum. Benim gripten öldürmüş. Peki bunun tedavisini nasıl yapabiliriz? Çok anlayamadım. Siz anlattınız mı hocam? Tamam. Şimdi teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Herhangi bir sebepten bir travmaya bağlı bir omurga kırığı olursa tabii bunu beyin cerrahisinin öngörüsü doğrultusunda bir omurga ameliyatı gerçekleştiriliyor. Biz buna stabilizasyon operasyonu diyoruz. Anatomisi bozulmuş omurganın metal implantlarla belli bir seviyede stabilizasyonun sağlanması anlamına geliyor. Tabii ameliyat olunca sadece her şey bitmiyor. Ağrıları devam ediyor. Ya da omurga bu ameliyat yerleri iyileştikten sonra buna eklenen kas ağrıları oluyor. Ya da ameliyat sırasında bazı sinirler zedelenebilip bacağı vuran ağrılar olabiliyor. Biz ameliyat olan hastalara mutlaka düzenli egzersiz öneriyoruz. Aynı zamanda da iyi bir fizik tedavi kürü alıp hem kaslarını güçlendirmesi hem de omurganın cerrahi olan veya olmayan bölgelerindeki kireçlenmenin de önlenmesi için mutlaka fizik tedavi görmesini hastamıza öneriyorum. Şimdi boyun fıtıklarını konuşuyorduk. Kimlerde görülürünü bahsettik ama bunun tanısını nasıl koyuyorsunuz ve bunun belirtileri nelerdir? Normal bir ağrıyla fıtık ağrısının arasındaki fark nedir? Zaten fıtık hani olmasa bile hani boyundaki kas problemleri, kireçlenmeler, kemik erimeleri ya da iç organların yansıyan ağrıları da boyun ya da bel ağrısı yapabilir. Tabii biz böyle bir hasta bize başvurduğu zaman önce iyi bir fizik muayene yapıyoruz. Hastanın hareket kısıtlılığı ön planda oluyor genelde. Boyun ağrısı, boyun hareketlerinde kısıtlanma, boyundan göğüse ya da başa yayılan ağrılar, elde uyuşmalar, boyundan geçen damarların sıkışmasına bağlı unutkanlık, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi çok geniş semptomlarla hasta bize gelebiliyor. Önce basit bir grafi çektirebiliyoruz hastalarda. Kemik yapısına dair birkaç fikrimiz oluyor grafi sonrası. Eğer kol bulgusu, elde uyuşma, başka fıtık belirtileri varsa mutlaka bunu MR'la bir üst tetkike ihtiyaç duyuyoruz. MR'da bize lezyonun seviyesi, hangi bölgede hangi sinire bastığını ayrıntılı olarak gösterdiği için bizim için altın standart değeri taşıyor. Buna bağlı hastaya akut devre dediğimiz ilk ağrı bulguları olduğu dönemde belki ufak bir medikal tedavi, ağrı kesici, kas gevşetici, sonraki dönemde mutlaka fizik tedavi yöntemleri ve ağrılı bölgeleri yaptığımız özel iğnelerle, özellikle bunun altını çizmek istiyorum hastalarımızın bu konuda bilgilenmesi için. Eskiden sadece ilaç yazıp fizik tedavi yöntemleriyle tedavi ediyorduk hastaları. Şimdi iğne tedavilerimiz çıktı. Bu iğnelerin içinde lokal anestezik dediğimiz maddelerden ozona, PRP'ye, kıkırdak proteinlerine kadar geniş bir çeşit elimizde silah var. Biz bunları özellikle hem fıtığın içine, özel algolojik işlemler olarak hem fıtığın içine hem o kulunç dediğimiz basit kas ağrılarında kas gruplarının içine yaparak hastalarımızı çok ciddi anlamda hızlıca iyileştirebiliyoruz. O yüzden bel boyun ağrısı olan hastalar yine bir fizik tedavi göreceğim demesinler. Sadece fizik tedavi yöntemlerinin dışında bu iğne yöntemlerimiz de var. Hastaları gerekirse fizik tedaviye bile ihtiyaç duymadan bu iğne yöntemleriyle hızlı bir şekilde iyileştirebiliyoruz. Şimdi bel ve boyun ağrıları, bel ve boyun fıtığına bağlı cerrahi operasyon geçirmiş hastalarımızda, bu da önemli bir konu, nüks dediğimiz yeniden fıtıklaşmayla çok sık karşılaşıyoruz. Tabii hastalar kilo kontrolüne dikkat etmezlerse, oturma postürlerine dikkat etmezlerse, düzenli fizik tedavilerini yapmadıkları zaman tekrar nüks dediğimiz yeniden fıtıklaşmalar olabiliyor. Tabii bu eskiden başarılı bir cerrahiden sonra çok sık görülmediği halde şimdi artık son zamanlarda daha sık göründüğünü, hastaların kendine dikkat etmediğinden daha sık karşılaştığımızı söyleyebilirim. Biz bu tip durumlarda tabii kremler, spreyler, medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavilerinden ziyade daha çok uygulamalı tedaviler yapıyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi ameliyat olan bölgesine fıtık içine ozon enjeksiyonu yapıyoruz. Kaslarına nöral terapi ya da proloterapi dediğimiz özel enjeksiyonlarımız var. PRP enjeksiyonlarımız var. Masaj, manipülasyon dediğimiz ele tedavi tekniklerimiz var. Böylece hastaları çok fazla ilaç kullanmaya gerek kalmadan ya da doktor dolaşmadan gerek kalmadan bunları şifaya kavuşturabiliyoruz. O yüzden bu hastaların bu enjeksiyon konularında uzman bir, özellikle ozon tedavisiyle ilgili uzman bir hekime başvurmalarını öneririm. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun. Hanımefendi, ben İstanbul'dan arıyorum. İsmim Murtaza İşler. Buyurun Murtaza. Bende bir bel ağrısı var. 10 yıldır bir bel fıtığı var ama bu benim sol bacağıma ameliyat dediler. Şu an kalkamıyorum. MR sonuçlarım ameliyat diyor ama at olsam bir çözüm olur mu acaba? Hocama bir sorun var benim. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Tabii fıtıkların bazı cerrahi endikasyonları var.
Hangi fıtıklar ya da hangi bel ya da boyun fıtığı ameliyata gider? Asıl bence önemli soru bu. Evet, elbette. Özellikle konservatif tedavi dediğimiz fizik tedavi ve bizim yaptığımız enjeksiyon uygulamalarına rağmen hastada bir geri dönüş alınamıyorsa ya da bizim kavuda ekine sendromu dediğimiz çok hızlı gelişen idrar ya da büyük abdest tutamama, ani gelişen güç kaybı ya da olan güç kaybının hızlı ilerlemesi durumunda mutlaka hastanın hızlı bir şekilde cerraha yönlendirilmesi gerekiyor. Ama bunun dışında bel ağrısı bacağı vuruyor ya da bel ağrısından bacaklarında uyuşmalar, karıncalanmaları var, geçmiyor. Bu sadece bu semptomlar cerrahi demek anlamına gelmiyor. O yüzden zaten bel fıtıklarının sadece %2'si ve 3'ü cerrahi gerektiriyor. Geri kalan büyük bir yüzde mutlaka fizik tedavi ve konservatif yöntemlerle tedavi ediliyor. Ben hastamıza bu enjeksiyon yöntemlerini de bilen bir fizik tedavi uzmanına başvurmasını öneririm. Anladım. Boyun fıtıklarından konuştuk. Bir de bel fıtığını detaylıca incelemek isterim. Çünkü boyundan sonra en çok görülen fıtık türlerinden bir tanesi. Aslında bel fıtığı boyun fıtığına göre daha fazla gözüküyor. Daha ön planda. Bel ağrısı hatta şimdi dünyada doktora başvurmada ikinci sırada. Meslek güç kaybında üçüncü sırada. Ciddi bir sorun bel ağrısı ve bel fıtığı aslında. Yine bel ağrısıyla başvuran hastaların hepsi bel fıtığı hastası mı? Hayır. Değil tabii. Burada onların arasındaki farkı bilmek çok önemli. Omurgaya baktığımız zaman son 5 tane omurga bele ait bir omurga. Bundan sonra sakrum dediğimiz kuyruk sokumu kemiğiyle devam ediyor. Yine bel omurgalarının arasındaki disklerin dışarı doğru fıtıklaşmasına biz bel fıtığı diyoruz. Tabii sadece bel fıtığı bel ağrısı yapmıyor. Burada görüyorsunuz bir kalça eklemi var. Evet. Kalça ekleminden ulaşan problemler de yine bel ağrısı yapar. Aynı zamanda özellikle omurgadaki kemik erimeleri bel ağrısı yapar. Arka tarafta faset eklemler dediğimiz omurganın hareketlerini sağlayan eklemlerin kireçlenme bulguları yine bel ağrısı yapar. Ürolojik böbrek hastalıkları bele yansıyan ağrılar yapar. Ya da kadın doğumla ilgili hastalıklar yine bele yansıyan ağrılar yapar. Ya da bir de romatizma hastalıklar vardır. Özellikle sabah tutukluğu olan, sabah sertliği olan, sabah uyandığında çok kötü olup günün ilerleyen saatlerini rahatlayan hastalar varsa biz bu tip hastalarda mutlaka romatizmal hastalıkları da düşünüyoruz. Romatizmal hastalıklar da bel ağrısı yapar ya da enfeksiyon. Bel omurgalarının arasındaki bir enfeksiyon da bel ağrısı. Yani bel ağrısı yapan birçok sebep var. Peki hangisi bel fıtığı? Bacağı yayılıyorsa, bacakta uyuşma, yanma, karıncalanma varsa biz buna genel olarak bel fıtığı diyoruz. Anladım. Ya şimdi Çay TV ekranlarındayız. Karadeniz ekranı ve izleyen çok fazla Karadenizli nüfus var bizi şu anda. Çay toplama esnasında duran yani duruş şekli de çok fazla etkileyen bir nokta değil mi bel ağrısı? Tabii bel fıtıklarının kendini gösterme biçimi bel ağrısı. Bel hareketlerinde özellikle öne doğru eğilme hareketinde kısıtlılık, belden bacağa yayılması, ayakta uyuşma, yanma, karıncalanma. Bundan başka bel fıtığı çok semptomatik karşımıza gelmez. Böyle bir semptomla hasta geliyorsa önce nasıl yaşadığını soruyoruz. Ne iş yaptığını soruyoruz. Düzenli egzersiz yapıyor mu, ev hanımı mı? İşte çay mı topluyor sürekli önde mi, sırtında yük çok fazla kaldırıyor mu, masa başında düzenli postürde oturması var mı, masa başı çalışanı mı? Bunu bu çok tanı koymada çok önemli. Özellikle gerçekten Karadeniz insanı vefakar ve ağır çalışan insan grubu. Özellikle Karadenizli hanımlarımız, Karadenizli hanımlarımız çay toplama sırasında kontrolsüz öne eğiliyor. Ağırlık kaldırırken dizi kırmadan, çömelmeden ağırlık kaldırıyorlar. Ağırlıkları kendimize yakın tutmayıp daha çok uzakta kaldırmaya çalışıyoruz. Kontrolsüz eğilmeler, kalkmalarımız var. Yatak kalitelerimiz iyi değil. Daha çok yumuşak yataklarda yatıyoruz. Kalsiyum alımı, kemik erimesi tedavi açısından kendimize iyi bakmıyoruz. Bunların hepsi buna zemin hazırlıyor ve o yüzden Karadeniz insanında ben bu tip hastalarla, yani bel fıtığı hastalarıyla daha fazla karşılaşıyoruz. Peki çay toplarken bunun doğru toplama şekli var mıdır? Vardır. Ben öyle hastalarıma da bunu anlatıyorum, özellikle polikliniğe gelen. Mutlaka öne doğru eğilme sırasında dizimizi bükmeden asla öne doğru eğilmeyeceğiz bir kere. Hani dizimizi bükmeden eğildiğimiz zaman bele binen basınç inanılmaz artıyor. Normalde ayaktayken bile yaklaşık 130 kilo civarı belimize yük biniyor. Öne doğru eğilip bir şey almaya zorladığımız zaman bu çok ciddi iki katına kadar neredeyse çıkıyor ve bu diskler bu kadar basıncın altında kalıyorlar ve dışarı doğru fıtıklaşıyorlar. O yüzden lütfen dizlerini kırmadan asla öne doğru eğilmesinler. İkincisi, ağırlıkları kaldırırken kendilerini uzakta tutup kaldırmasınlar. Mutlaka kendilerini yakın tutarak kaldırsınlar. Sırtlarında öne doğru eğik postürde çay taşırlarken çok fazla eğiliyorlar ve omurga o yükün altında kalıyor. Ona çok dikkat etmek lazım.
iki taraflı eşit ağırlık kaldırmak lazım. Sert yataklarda yatmalarını öneriyorum özellikle. Keyfimize düşkünüz hepimiz, evet, yumuşak yatağı evet, seviyoruz evet, aslında. Ama çok zararlı gerçekten omurga doğru için. Doğru olanı tabii ki sert yatak. Ortopedik yastıklardan bahsettiniz. Hı hı. Ortopedik yastıklar da bir önlem aracı mıdır yoksa tedavi sürecinde geldiğimizde mi kullanmak tabii gerekir? Tabii biz mesela boyun ağrısıyla gelen hastalarda biz en çok boyun düzleşmesi diye bir tabir kullanıyoruz. Hı. İşte sizin boynunuzda düzleşme var, sizin boynunuzda düzleşme var. Düzleşme aslında bir fıtık bulgusu. Normalde boyun kaslarındaki spazm boynun bu kurvaturunu yani yarıdılışta gelen bu açıyı kaybettirip böyle bir tren yolu gibi düz bir hat almasını sağlıyor. Bu da kendi başına bir aslında ağrı kaynağı. Hı-hı. O yüzden biz ortopedik boyun yastığı niye öneriyoruz hastalara? Boyun boşluğunu doldurmasını dolduruyor, gerektiren hı-hı, bir aparat. Ama diğer yastıklarla bunu sağlayamıyoruz. Ya çok alçak yastık ya da çok yüksek yastıkta yatılıyor. İkisi de boyun omurgasını yanlış pozisyona stabilize eden yastıklar. O yüzden genellikle bu ortopedik boyun yastıkları başarılı. Gece yatarken güzel oluyor ama sabah evet, kalktığında ve ilerleyen saatlerde artıyor. Kısaca bahsettiniz ama yine de sormak istiyorum. Her ağrı fıtık sebebi midir veya fıtığın bir getiresi midir? Değildir. Biraz önce saydığım sebepler, hı hı, basit kas ağrıları da olabilir, ağrı olabilir. Sadece burada fıtığın anahtar bulgusu ağrı bölgesinin olduğu yerden kola ya da bacağa yayılması. Ve uyuşma, hı, karıncalanma yapması fıtık üzerine çok ciddi durmamızı gerektiren en önemli sebeplerden bir tanesi. Evet, bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz. Merhaba. Bende de boyun ağrısı var. Boyun fıtığı, kireçlenme, düzlenme, çıtalar diyor. Bütün vücudum, eklemlerimde ağrılar giriyor. Ellerimin eklemlerime, sabah kalkıyorum, yorgun kalkıyorum. Ayaklarım üstüne basamıyorum. O kadar dizlerde kırtlak ağrısı var dedi. Menisküs yırtılması var. Her sene fizik görüyorum ben. Yine de ağrılarım geçmiyor. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Kemik erimesi var. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Hemen cevaplıyoruz sorunuzu. Bayağı bir... Şimdi tabii hanımlardaki en önemli sebeplerden biri de menopoza girdikten sonraki kemik kireçlenmenin artması ve kemik erimesi. Artık hı-hı, kemik erimelerinin ilaç tedavileri artık çok yaygın yapılıyor. Tabii biz artık kandaki D vitamini seviyesine mutlaka baktırıyoruz. Sadece kemik ölçümü sonucuna göre artık hastaları değerlendirmiyoruz. Kandaki D vitamini seviyesi de önem arz ediyor. Ama biraz önceki hanımefendinin söylediği diz ağrıları, fizik tedavi görmesine rağmen geçmemesi, tabii menisküs lezyonlarını da içinde barındırması biraz bizim için zor bir hasta bu. Tedavi ederken sadece fizik tedavi yapmıyoruz. Hı-hı. Sadece fizik tedavi bu hastayı iyileştirmez. Çünkü ileri derecede bir menisküs yırtığı ya da dejenerasyonu, ağır kireçlenme, kıkırdak erimeleri, böyle bir dizde siz sadece fizik tedavi vererek hastayı iyileştiremezsiniz. Hı-hı. Bunun yanında mutlaka kilo verme eklenecek. Dizlik gibi aparatlar mutlaka bu işin içine eklenecek. Ama benim biraz önce konuşmanın başında söylediğim gibi dizden yaptığımız iğne tedavileri olmadan, bu desteği hastaya yapmadan asla hasta istediği şifayı bulamaz. Ne yapıyoruz? Dizin içine ozon enjeksiyonu yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hı-hı. Bu kendi kanından hazırladığımız şifalı kök hücreleri yaptığımız PRP enjeksiyonu yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kıkırdak protein iğneleri yapıyoruz. Hepsi bir arada yapıldığı zaman gerçekten başarılı oluyor. O yüzden ben hastalara özellikle fizik tedavi görmene rağmen şikayetleri geçmiyorsa, hı-hı, bu ozon, PRP, kıkırdak protein iğnelerini uzman doktor kontrolünde yaptırmalarını şiddetle öneriyorum. Bu telefondan sonra o başlıkları detaylıca inceleyeceğiz. Alo, merhabalar. Alo. Hoş geldiniz. Ha. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben MR çektirdim de bu MR'ın raporunu hocama okumak istiyorum. Raporu okumak istiyoruz. Buyurun. L1 vertebra korpusunda kompresyon faktörü izlenmekte olup tör hattı horizontal olarak izlenmiştir. Hı hı. Yine vertebra korpusundan hafif ödem ile uyumlu sinyal değişiklikleri izlenmiştir. Mevcut incelemede ayırt edilebilen kitlesel tam saptanmamıştır. Lomber vertebra açılığı sağa bakan minimal skolyoz izlenmiştir. Skolyoz. T11, T12 düzeyinde spinal kortta kompresyona neden olan disk hernisyonu izlenmiştir.
Tamam. Bu kadar mıdır? Var biliyorum. Tamam. Hafif L11-L12 düzeyinde santral geniş tabanlı disk provizyonu izlenmiştir. L1-L2 düzeyinde hafif difüz anüler bulgu provizyon mevcuttur. L2 ve 3 düzeyinde difüz anüler bulgular bulging izlenmekte olup daral kesede orta derecede kompres görünüm izlenmiştir. L3-L4 düzeyinde difüz anüler bulging izlenmiştir. Yine bu düzeyde hafif orta dereceli dural kesede kompresyon görünümü mevcuttur. L4-L5 düzeyinde disk kendisi daralmıştır. Tamam, bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi doktorumuz değerlendirecek. Çok teşekkürler aradığınız için. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi tabii omurga problemlerinden önemlilerinden bir tanesi de kompresyon fraktür dediğimiz omurga kırığı. Özellikle omurganın yüksekliğinin azalmasına biz omurga kırığı diyoruz. Bu kırık basit kırıklarda giderek artan dereceye kadar ilerleyen kırıklara sebep olabiliyor. Tabii biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? Grafi çekip yüksekliğine bakarak değerlendiriyoruz. Eğer bir travmaya bağlı olmuşsa ve omurga yüksekliğinin %50 ve daha fazlasını kaybeden bir kırıksa bu mutlaka ortopediste ya da beyin cerrahisine yönlendiriyoruz. Küçük evre kırıklar, hafif yükseklik azalmaları, travma ya da kemik erimesine bağlı gelişmişse biz bunları çelik balenle korseleyip belli bir süre istirahat ettirip sonrasında fizik tedavi yöntemleriyle mutlaka iyileştiriyoruz. O omurganın kırık olan seviyenin etrafındaki kasları güçlendirme programı ayarlayıp güçlendiriyoruz. Diğer okuduğu şeyler omurgadaki fıtık seviyelerini okudu. Kireçlenmeleri olduğunu anladım ben. Tabii bir fizik tedavi uzmanına başvurup hemen o kırığın neye bağlı olduğunu, bir travma mı, kemik erimesi mi, altına yatan sebebin ne olduğunu bulup ona göre bir korseleyip hastayı belli bir süre dinlendirdikten sonra da hemen fizik tedavi yöntemleriyle tedavisine başlanmasında fayda var. Teşekkürler. Bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Benim de çok teşekkürler. Ya benim doğuştan bir kısmı var bende. Doğuştan. İşte yani işte doktora gittim. İşte hepsinin doğuştan beri bir kısmı varmış. Yani işte doktor bir... Ona... Dinliyoruz. Yani işte çalışamıyorum şu anda yani. Ve çok acıtıyor. Telefonunuzu biraz daha yakın tutabilir misiniz rica etsem? Anladım. Tamam, şimdi, doktorumuz için yeterli olmuş. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Buyurun. Şimdi bel ağrıları ya da boyun ağrıları omurga problemlerinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de özellikle çocuklarda bazen karşılaştığımız doğuştan dar kanal diyoruz biz buna. Hani doğuştan kanalın belli bir mesafesi var. Belli bir milimetre ölçüsünde bir mesafesi var. Belde ve boyunda bu mesafeler değişir ama bu derecenin altına düştüğü zaman biz dar kanal diyoruz. Özellikle geriatrik dediğimiz orta yaş ve yaşlı hasta grubunda en önemli bulgulardan bir tanesi. İşte hasta uzun yol yürüyemez. Belli bir süre oturup dinlenmek zorunda kalır. Özellikle belin arkaya doğru hareketi çok sıkıntılıdır. Bunlar hep dar kanal dediğimiz, dar kanal dediğimiz problemin bulgularıdır. Bu dar kanal sadece yaşlılarda olmaz, aynı zamanda doğuştan bazı insanlarda da olur. Doğuştan dar kanal diyoruz biz buna. Bunda da bazı tedavi yöntemlerimiz var. Özellikle daralan omurganın arasını açmak için traksiyon dediğimiz çekme tedavilerimiz var. Biz bunları bel fıtıklarında da uyguluyoruz. O fıtığı geriye doğru çekmek için bazı fizik tedavi modaliteleri var. Belki ilerleyen dakikalarda yine konuşacağız bunları hangi tedavileri uyguladığımızı. Ama dar kanal ya da bel fıtığı sinire basmışsa bu basıyı ya da kanalı açmak için bu traksiyon dediğimiz çekme tedavilerini çok sık uyguluyoruz. Ağrısına yönelik de ağrıyan bölge yönelik enjeksiyonlarla ağrısını çok kısa sürede giderebiliriz hastamızın. Televizyonu yeni açanlar için bir hatırlatma yapalım. Bugün fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor İlker Garipoğlu ile birlikte bel ve boyun fıtıklarını konuşuyoruz. Eğer sormak istediğiniz bir soru olursa bizlere 0216 998 0777 no'lu numaradan ulaşabilirsiniz. Şu anda bir telefonumuz daha var zannediyorum. Alo.
Alo. Ses alamıyorum. Alo. Merhabalar, buyurun. Mühendisliğinden arıyorum, İdris Erbaş. Hoş geldiniz İdris Bey. Buyurun, dinliyoruz. Teşekkür. O zaman sorum şu olacak. Ben için yüksekten düşme sonucu belim kırıldı. Evet. Şimdi belimde platin var. Hı. Duyuyor musunuz efendim? Duyuyorum, evet. Buyurun. Şimdi bu platinden ötürü ben şimdi bazen MR çektirmem gerekiyor da bana MR çekmiyorlar. Bunu dedeniz soracaktı. Anladım. Çok teşekkür ederiz aradığınız için İdris Bey. Tamam, ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Tabii MR manyetik alanda çalıştığı için metallerle tehlikeli. Beraber çok etkileşim gösterdiği için manyetik alanını bozduğu için çok önerilmiyor. Ama tabii yapılan cerrahilerde artık titanyum kullanılıyor. Hı-hı. Titanyumun da manyetik rezonans dediğimiz manyetik alanla çalışan MR'la ilgili herhangi bir kontraindikasyonu yok. Hastalar rahatça MR'a girebilir. Bence doktoruna gidip hangi materyali kullandığını öğrenmesinde fayda var. Yeni yapılan son 15 yıl ya da 20 yıl içinde yapılan bütün aparatların çoğu benim bildiğim kadarıyla titanyum içerir ve MR'la uyumludur. MR'a giremeyen hastalarımıza biz tomografi alırız genelde. Hastamızın tomografi çektirmesi gerekir kontrolü için. Ama o metalin hangi metalden yapıldığını da onu kendisi önceden cerrahtan öğrenmesini öneririm. Ne olur ne olmaz yine de bilmesi gerekir. Şimdi bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz. Benim için aramıştım da. Buyurun. Benim de kayma var. Evet. İki küremin arasında kemikte kist var. Boyunda boyun fıtığı var. Evet. MR çektirdim ben de işte 15-20 gün oldu şeyde Karaman Üniversitesi'nde. Evet. Son aşamaya gelmiş dedi. Ben ameliyat öneriyorum dedi. Ben de ameliyat olursam diye hani riskli diye işte bilmiyorum bir yöntem. Anladım. Nasıl bir yöntem olabilir? Tamam. Çok teşekkürler aradığınız için. Çok çok geçmiş olsun. Konuşmamızın başında cerrahiye gidecek hasta gruplarını konuşmuştuk. Bel ya da boyun fıtıklarının ya da kaymaların sadece %2 ya da 3'ü kadar bir oranı ameliyata gider. Geri kalanın hepsi konservatif tedaviyle tedavi edilir. Fıtık için konuşuyorsak eğer fizik tedaviye rağmen cevap görememişse hastamız, güç kayıpları olmuşsa o önemlidir ve cerrahi gerektirebilir. Kayma içinse kaymanın daha önce bahsettiğim gibi derecelendirmesi vardır. Evet. Ağır derecede, 3. ya da 4. derecede kayma, omurganın stabilizasyonunun bozulması, yürüyüş mesafesinin kısalması, bacağı vuran ağrı ve güç kayıpları da eklenmişse o durumda cerrahi öneriliyor. Onun dışında tamamen korseleme, fizik tedavi yöntemleri, egzersizler bütün tedavileri için yeterli olacaktır hastamızın. Anladım. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Hocama bir sorum olacak benim. Dinliyoruz. Ben 6-7 kez kan fıtığını ameliyat geçirdim. Bu 2012'nin 12. ayında İPPALA diye bir cihaz koyuldu. Her akşam kendimi bir saat şarjda tutuyorum. Artı bu 3 yıldır benim yarada bir akıntı kaynaklaşıyor. Yarada akıntı varmış. Evet. Evet, yarımda akıntı var. O nedenle hocamdan bir cihaz alayım dedim. Cihaz mı koydun? Şunu söyleyeyim. Bundan 2 ay önce kemoterapi aldım. Kırkta kanser tedavisi gördüm. Kemoterapi ve işin tedavisi aldım. Yara durdu, akıntım durdu. Şu bir haftada tekrarladım. Anladım. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Çok çok geçmişler olsun. Şimdi... Kemoterapi de almış beyefendi. Şimdi başarısız bel cerrahisi diye bir tanımlama var. Önce ondan bahsetmek lazım. Her bel ameliyatı sayısı arttıkça başarı oranı düşer. Örneğin ilk bel ameliyatından sonra hasta bir kere daha nüks geçirip tekrarlamış bir kere daha ameliyat olmuşsa ilk ameliyatına göre başarısı daha düşüktür. Dördüncü ya da beşinci defa ameliyat olan hastada bu başarı oranı %10, %5'lere kadar düşer. O yüzden biz buna tıpta genel olarak başarısız bel cerrahisi sendromu deriz. O yüzden hastamızın en önemli problemi başarısız bir bel cerrahisi düzeneği geçirmesi. Tabii bu arada bazı sıkıntılar da olmuş. Kemoterapi, radyoterapi görmüş. Sanırım ağrılarına yönelik bir ağrı pompası koymuşlar kendisine.
Orada bir akıntı öyküsü var. Bir kere onu bir netleştirmek lazım. Akıntının iltihap kaynağı sonuçta. Onun tam bir durumu nedir? O pompa düzgün çalışıyor mu o ağrısını bloke etmek için? Bir kere onu bir netleştirmek lazım. Büyük oranda bu kemoterapinin ya da kansere bağlı da bir ağrı olabilir bunu hastamızın hissettiği. Bu ağrının belden mi kaynaklanıyor yoksa omurga tam tutulumuna var mı yok mu anlayamadım orayı. O yüzden hem kendi doktoruyla hem bir fizik tedavi uzmanıyla görüşüp bu konuyu netleştirip bu akıntının giderilip ondan sonra tedavi almasına fayda var. Tabii önce akıntıya. Önemli konulardan bir tanesi de kanser hastalarının fizik tedavi görüp göremeyeceği. Bazı yapılan çalışmalarda kanser hastalarının fizik tedavi görebileceği ama bazılarında görmemesine daha faydalı olacağı söyleniyor. Detaylarını telefonumuzdan sonra geçelim mi? Tabii. Alo. İyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ettim. Diyarbakır'dan arıyorum. Buyurun. Bel fıtığı bende var da belim ağırmıyor. Sağ bacağımın parmak bacağıma ben basamıyorum. Yürürken sekiyorum. Onun dışında başka bir sıkıntım yok. Ben bir ayda fizik tedaviye gittim. Fizik uzmanı dedi senin asabın cevap vermiyor. Nörolojik bir durum oluşmuş. Hocamızdan önerisi ne gerekiyorsa bize yardımcı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler aradığınız için. Çok geçmiş olsun. Hastamıza geçmiş olsun diliyorum ben de. Tabii eğer ayağındaki güç kaybı ya da o hissettiği uyuşma şikayeti bel fıtığına bağlıysa. Belimde ağrı yok diyor ama. Olması gerekmiyor. Hani bel fıtıkları illa bel ağrısı tamam hareket kısıtlılığı yaparlar ama ilerleyen dönemlerinde beldeki sinir basısı arttıkça beldeki ağrı etkisini kaybedip kronikleşip ağrı paterni kronik hale gelip daha çok bacak bulgusu ve uyuşma bulgusuyla da hasta karşımıza gelebiliyor. Ya da ayağında giden bir sinirde sıkışma da olabilir. Sinir ucu iltihabı da olabilir. Çok geniş bir konu bu aslında. Ama benim önerim şu. Eğer beldeki bir fıtığa bağlı bir durumsa EMG dediğimiz sinir basılarını teyit eden elektromiyografi dediğimiz testi mutlaka yaptırıp yaptırmadıysa mutlaka yaptırıp bunu fizik tedavi uzmanına göstermesinde fayda var. EMG bulgusu pozitifse gerçekten bir sinir basısı varsa hastada güç kaybı da varsa o zaman mutlaka bir beyin cerrahine göstermesini öneririm hastamıza. Bir telefonumuz daha var. Alo. Efendim? Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Dinliyoruz. Rize'den arıyorum. Hayırlı günler. Teşekkürler. Adama da saygılar sunuyorum. Merhaba. Buyurun. Benim şu hafta bir haftadan beri doktora araştırma hastanesinde de hocam oradaki bozukluğu görüştüm. Benim şu anda omzumda kayıkhanede çalışırken orada bir herhalde DNA mı kalmış ne oldu bilmiyorum ama bir haftadır uç çeşit ilaç verildi. Aralarında geçmedi. Çok büyük bir ağrı var. Şimdi bir kremler sürüyorum, hap var, onları içiyorum ama gene aynı sağ kolumda böyle bir acayip ağrı var. Evden ileri geldiğini anlayamıyorum. Şimdi biraz rahatım ama. Kolumda dediniz yani, değil mi? O zaman saygıyla sunuyorum. Bayağı saygıyla sunuyorum, teşekkür ederim. Kolumda ağrı var dediniz değil mi? Evet, evet. Tamam, çok teşekkürler. Şimdi krem falan vermişler. Boyun fıtığının derecesi ilerlerse, sinir basısının derecesi artarsa, kola vuran ağrılar, ağrıdaki bu sinire basıdan kaynaklanan nöropatik ağrı dediğimiz sinir ağrısının derecesi çok şiddetlidir. Evet. Ve ağrı kesici ve kas gevşet cevap vermez. Birinci kural, etkeni ortadan kaldır. Boyun fıtığında sinire basan etkeni ortadan kaldırmak zorundasınız. Bunun için biraz önce bahsettiğim o çekme traksiyon tedavisini öneririm hastaya. Bunun dışında bazı medikal tedavi yöntemlerimiz var. Artık özellikle sinir ağrılarında kola yayılan uyuşmalar, yanmalar, o farklı ağrı paterninde daha farklı ilaçlar kullanıyoruz. Klasik ağrı kesici ve kas gevşetici kullanmıyoruz. Onu kullanmadığı müddetçe hastamızın ağrıları geçmeyecektir. Anladım. Kanser hastaları FTR tedavisi görmeli mi, o konuya döneceğim ama yine bir telefonumuz var. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Dinliyoruz. Ben Ali Gönder Sakarya'dan alıyorum. Hoş geldiniz tekrar. Benim bel ağrımda fıtık başlangıcı deniyor, boyun ağrımda. Ama MR çektiremiyorum, MR'a giremiyorum. Neden yaşım peki? Yaşım 68. Hı-hı. Yani boyundan, bu bellerimden bazı yürürken beni çok bunaldığı belim. Anladım. Sormak istediğiniz bir şey var mı hocam? Çok teşekkürler aradığınız için. Şimdi tabii bizim için MR önemli bir test aracı.
Özellikle bel ya da boyundaki ağrılar kola ya da bacağa yayılıyorsa hani MR'la görmekte fayda var. Tabii MR çektiremeyen, klostrofobisi, kapalı alan fobisi olan hastalarımızda açık MR çektiriyoruz genelde. Hani İstanbul'da birçok yerde de Türkiye'de birçok yerde açık MR çeken merkez var. Açık MR çektiriyoruz. Hiç olmadı tomografi çektiriyoruz. Ya da normal grafilerle o omurga mesafesindeki daralmayı anlamaya çalışıyoruz. Muayene bulguları da gerekiyor. Yani MR olmazsa olmaz değil ama tabii dirençli bir ağrıysa, uzun zamandır süre geliyorsa, kola yayılıyorsa, uyuşmaları da varsa hani açık MR çektirebilir ya da anestezi altında uyuyarak da hastalarımızı biz MR çekebiliyoruz. Ya da hafif böyle bir uyku haliyle de MR çektirebilirler. Ki biz de hangi seviyede, hangi nerede sinire basmış, sorunumuz nedir tam olarak bunu anlayıp hastamızı tedavi edebilelim. Tabii görmeden hiçbir şey söyleyemeyiz. Çok ezbere tedavi etmemekte fayda var. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Benim de fıtığı var da ben sonucu bir okuyacağım size. Çok kısa alalım ama lütfen. D5-S diskinde. Evet. Diffüz bulging, foraminal geniş tabanlı ekstrüde disk herniasyonu, sağ neural foramende belirgin daralma, L5 sinir köküne basın izlenmektedir diyor. Fakat ben doktora söylediğimde sol bacağımda benim kısalma, bir de işte kalça ve çevresinde ağrı oluyor. Sol dedim, yok diyor burada sağ görünüyor diyor. Bunu anlamadım. Bu konuda bilgi almak istiyorum. Ve çok teşekkürler. İyi gelir mi bunu soracaktım. Çok teşekkürler, çok geçmiş olsun. Biz fıtıkları dörde ayırıyoruz. Dört tane fıtık çeşidi var. Bunlardan bir tanesi bulging, fıtık başlangıcı. Evet. Protrüzyon, biraz daha ilerlemiş fıtık. Ekstrüde hastamızın sonucu, biraz daha ağır fıtık. Sekestri, artık fıtığın kopup tamamen omurga kanalının düşmesi anlamına geliyor. Hastamızda üçüncü evre bir fıtık var. Bu bayağı sağlam bir fıtık demek. Evet. Tabii fıtıklar sağda, solda ya da orta hatta olabilirler. Eğer fıtık sağdaysa tabii sağ baskılı bir sonuç görmek lazım. Belden sağ bacağına vuran bir ağrı olmalı hastamızda. Eğer sol bacağında varsa %100 belde böyle bir fıtığı var diye bu bütün ağrılara fıtığa bağlı sebepten olmayabilir. Başka bir şey olabilir. Kalçanın yansıyan ağrısı olabilir. O kalçada siyatik ağrısı olabilir. Facet sendromu dediğimiz eklemin kireçlenme ağrısının yansıyan ağrısı olabilir. Bir kere iyi bir muayene. Ağrının neden kaynaklığını tam bir bulma. Ona yönelik de tedavi gerekir. O yüzden hastamızın anlattığı fıtık MR sonucuyla kliniğe uymuyor. Burada bir şey var. O yüzden hastanın bir kere daha ayrıntılı değerlendirilmesine fayda olduğunu düşünüyorum. Anladım. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Evet. 59 yaşında kızdırdım ama boyun düzletmesi var onun. Doktora gördüm. İlaçı vereceğim. Ağrılar geçmeyle ne yapabilirim? Çok affedersiniz, sesinizi tam alamadık ama tamam, doktorumuz anlamış. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Çok geçmiş olsun. Özellikle, İyi günler, teşekkür ederim. Genç çocuklarda işte 9, 13, 14 yaş grubunda bel ve boyun ağrılarıyla sık karşılaşıyoruz. Spor yaralanmaları, bilgisayar başında uzun zaman geçirmeleri, basit kas ağrılarından gerçekten fıtığa kadar gidecek süreci kapsayabiliyor sonuçları. İlla fıtık 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda gözükecek diye bir kaide de yok. Ya hatalı kullanım, uygunsuz postürde uzun süre kalmakta boyun fıtıklarına sebep olabiliyor. Tabii burada önemli bir konu bahsetmeyi unuttuk aslında. Skolyoz dediğimiz omurga eğriliği. Özellikle çocuklarda çok sık karşılaşıyoruz. Ben polikliniğe gelen hastalarımda birçok hastada bunu yakaladım. Hani ailelerin de haberi yok bu durumdan. Omurga eğriliği çocuklarda çok fazla var. Özellikle çıplak olarak sırtına bakıldığında omuz asimetrisi, leğen kemiklerinin asimetrisi, çocuğun hep aynı postürde oturmaya çalışması ailelere bundan şüphelendirmeli. Hatta boyun, sırt ve bel ağrıları da varsa mutlaka bir fizik tedavi uzmanına başvurmaları gerekiyor. Boyun düzleşmesi de bir kas spazmının, boyundaki bir kas sertliğinin yansıyan bulgusu. Yani kas sertleşirse boyun eğriliğini kaybedip düzleşiyor. Bu basit bir kas spazmından boyun fıtığının belirtisi de olabilir. O yüzden eğer ağrıları da geçmiyorsa belki bir film, bir MR, ileri tetkik gerekebilir. O yüzden mutlaka bir uzman hekime başvurmalarında fayda var. Çok teşekkürler. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anladım, biraz önce aramıştım. Öyle mi? Kendimi anlatamadım. Şimdi hocama bir şey sormak istiyorum. Telefonu biraz yakın tutabilir misiniz rica etsem? Tamam, olayım.
ablacığım doktor benim iyi kredilmiş demiştim ya. Hocam bir tane şey demişti ki doktor. Anlamadım sorusu. Biraz daha yavaş şekilde tekrar söyleyebilir misiniz? Pek anlayamadık. Şimdi bunu bir kere görmüş demiştim o zaman. Bunu bir doktora görmüştüm. Ben bu kere bir kere yüzüyle şişirip bir eski haline gelirsin. Bir doğru kadar mı sizce bu? Eski haline getir, şişirip eski haline getirmeye çalışacaklar. Tabii tam net anlayamıyorum ne söylemek istediğini. Tamam, çok yani, teşekkür ederiz. Tabii ayrıntılı konuşmakta fayda var. Neyin şişirip ne demek istediğini anlayamadım. Hı-hı. Hani ben fıtıkların da şişirme diye bir tedavi yok. Hani ama fıtık lezyonun içine enjeksiyon yöntemleri var. Hı-hı. Hani o enjeksiyon yöntemiyle fıtığı küçültebiliyoruz, doğru. Hani çekme tedavileriyle dışarı çıkan bombeleşen fıtığı geri çekebiliyoruz, belki doğru. Belki de tam net anlayamadım. Daha sonra bana telefonla ulaşabilir, kendisini bilgilendiririz. Evet, onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Eğer doktorumuzla kişisel olarak görüşmek isterseniz rejideki arkadaşlarımızdan doktorumuzun telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Kanser hastalarına şimdi bir konuya başlamak istiyorum ama telefon geliyor, o yüzden yarım kalıyor. Tabii hastalarımızın çok sıkıntıları var, bel ve boyun ağrıları çok fazla. Çok geniş bir konu, evet. Şimdi kanser hastaları, bu tartışmalı bir konu, çok netliğe kavuşmamış bir konu. Ama genel olarak bizim yaklaşımımız şöyle, şimdi fizik tedavide bazı ısı tedavileri yapıyoruz. Hem yüzeyel ısı yapıyoruz, derin ısı tedavilerimiz var. Şimdi bu tedavilerden derin ısılar, özellikle o bölgedeki olumsuz hücreleri tekrar belki aktifleştirebilirler. O yüzden biz daha kontrollü oluyoruz. Yapılmaz diye bir kaide yok. Hı-hı. Hani illa yapılır diye de bir kaide yok. Bu hekimin kendi tazeyle de ilgili biraz. Belli bir süre geçmişse kanserin üzerinden, yani yeni başlayan bir kanser ya da son bir yıldır olan bir kanser değil, belli bir 5-10 yılı geçen bir öyküsü varsa, yüzeyel elektrik akımları, infraruj dediğimiz hafif kızılötesi ışınlar, spor egzersizler yapılır. Bence fazla sakıncası olmadığını düşünüyorum. Anladım. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Ben 2008'de ameliyat olmuştum. Evet. 10 gün önce bir MR çekildim tekrar. İki sıra bir şey var, okumam mümkün müdür? Tabii, buyurun, dinliyoruz. L5, L1, disk 2 düzeyinde posterior parasantral rotide HNS mevcuttur. Kan keser ventral yüzde basılanmıştır. L1 sinir kökü. Proksimalde ventral yüzde basın mevcuttur diyor. Bel fıtığı. Yani benim ayağımda biraz yürürken uyuşma oluyor. Ameliyat olmadan ki hali gibi yani. Anladım. Çok çok teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Tabii ameliyat olmuş hastalarımızda tekrar bel ağrıları, belden bacağa vuran ağrıları başlayabilir. Tekrar edebilir fıtık. Ya da ameliyat kesin sonuç olamayabiliyor yani. Olamayabilir. Ya da ameliyat olmasa bile bunlar olabilir. Hastamız bel fıtığı semptomlarını tarif ediyor. Böyle bir hastada güç kaybı olmadığı sürece çok endişelenmiyoruz. Yürürken fizik tedavi biraz, yöntemlerini, ağrıları olabilir, uyuşmaları artabilir. Biz fizik tedavi yöntemleriyle, hasta yapacağımız özel egzersizlerle, ona egzersiz bel okul dediğimiz özel bilgilendirme yöntemleriyle tedavi edebiliriz bu hastamızı. Fizik tedavi uzmanına başvurmasını öneriyorum. Anladım. Peki her fıtık çeşidi için uygulanan egzersiz türleri farklı zannediyorum. Ama genel bir kapsamda değerlendirirsek kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Nasıl türler? Tabii egzersiz bizim tedavimizi önemli bir yer tutuyor. Elbette. Tedavimizin önemli bir basamağını oluşturuyor. Tabii biz ne yapıyoruz bel fıtığı ya da boyun fıtığı hastalarına? Hastayı muayene ettikten sonra hastaya özel bir tedavi protokolü oluşturuyoruz. Bu protokolün içinde fizik tedavi modalitelerinden egzersizlere, benim yapacağım özel iğne yöntemlerinden elle tedavilere, masaj uygulamalarından pilatese kadar çok geniş bir tedavi protokolü var. Biz bunların içinde işte tens dediğimiz elektrik akımları, sıcak yüzeyel ışınlamalar, ses dalgaları, çekme tedavileri, elle masaj teknikleri gibi fizik tedavi uygulamaları. Bununla beraber de tedavinin önemli bir semptomunu oluşturan, bölümünü oluşturan egzersiz uygulamaları var. Egzersiz uygulamalarımızı hastaya göre belirliyoruz. Hastanın kasları güçsüzse, bel çukurluğu artmışsa, karın kasları güçsüzse, boyun düzleşmesi varsa, kambursa, sırt kasları güçsüzse hastaya özel tedavi egzersizleri hastamıza özel, yani ezbere bir egzersiz şeyi vermiyoruz hastalara. Herkes için kişisel tabii. Her tedavi sürecinde hasta iyileştikçe, fizik tedavi sırasında gücünü kazandıkça egzersizlerin formu da değişiyor. Basit egzersizlerinden germelere, germeden kas kuvvetlendirmelere dediğimiz belli bir protokolle ilerleyip hastayı çok sağlıklı bir duruma getirebiliyoruz. Ve egzersizlerin önemi çok fazla. Bunu tekrar altını çizelim. Bir telefonumuz daha var. Alo.
Alo. Hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz. Merhaba hocam, ben 2011 yılında ameliyat oldum. Ameliyatta beyne giden sıvı damarı delinmiş. Ondan dolayı kaçak olduğundan kist oluştu. Tekrar 3 fıtık ve kayması oluştu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler aradığınız için. Geçmiş olsun dileyelim hastamıza. Bel fıtığı ya da boyun fıtığı operasyonlarından sonra hani çok başarılı da bir cerrahi yapılsa bile hastalarımız dediğim gibi kendine dikkat etmediklerinde, egzersizin düzenli yapmadıklarında, kilo kontrolü sağlamadıklarında fıtıklar az da bir oranda da olsa nüksedip tekrar ortaya çıkabiliyor. Özellikle hastalarımızın egzersiz konusunda daha duyarlı olmaları, her sene bir MR kontrolü ya da bir fizik tedavi uzmanına kontrole gitmeleri, düzenli fizik tedavi görmeleri ya da kaplıca dediğimiz sıcak kürler, kaplıca tedavilerini düzenli olarak almalarını öneriyorum. Böyle bir durumdaki hastamızı tekrar bir fizik tedavi uzmanına başvurup son durumuna göre bir tedavi protokolü belirlenip hastamızı tedavi görmesinde fayda var. Aslında egzersiz yapmak sadece böyle bel ağrılarında, boyun ağrılarında veya vücudumuzda herhangi bir hasar oluştuğunda olmamalı. Spor yapmak bir yaşam biçimi olmalı. Olmalı. Aslında. Düzenli egzersiz. Tabii düzenli bizim için egzersiz. Önemli. Özellikle ağrılı olan hastaların bazılarında basit bir kas spazmı, basit bir oradaki kastaki bir kulunç dediğimiz kas yapışıklığı bile ciddi ağrılar yapabiliyor. Ve bunlar hani bel fıtığı da boyun fıtığı zannedebiliyorlar. Halbuki basit bir kas spazmı bile bunu oluşturabiliyor. O yüzden egzersizlerle bu spazmların, bu kulunçların önüne geçilip sorunların önüne geçirmiş olabilir. O kulunç kırdırma ile ilgili sorum olacak size. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba, ben doktor Bey'le buluşmak istiyorum. Buyurun, dinliyor doktor Bey de. İyi günler doktor Bey. İyi günler. Bel fıtığının başlangıcı var. Evet. Bacaklarımda kireçleme vardı hocam. Kasuğum, sol bacağımın kasuğuna vuruyor. Bir de adımlarım kısa yani. Ben ameliyat mı olacağım? Ameliyat olmak sorumlu muyum yani? Bacaklarımı göremiyorum. Böyle ağrı yapıyor. Sol kasığıma vuruyor. Çok tamam, teşekkürler aradığınız için. Tabii... Kasık ağrıları tamamı bel fıtığından mı kaynaklanır? Hayır. Hani biraz önce konuşmanın başında söylemiştim. Bazı böbrek problemleri kasığa yansıyan ağrılar yapabilir. Evet. İç organların yansıyan, bağırsakların yansıyan ağrısı olabilir. Veya gerçekten bel fıtığına da bağlı olabilir. Bu belde hangi seviyede fıtık olduğuna, hangi seviyede sinire bastığına göre değişir. Özellikle yürüyememesinin sebebi bel fıtığına bağlı bir güç kaybıysa ameliyat olma ihtimali olabilir hastanın. Ama kalça kireçlenmesi, diz kireçlenmesi, kas problemlerine bağlı bir şey ise tabii ki herhangi bir ameliyat olmasına gerekmez. O yüzden iyi bir muayene, gerekli tetkiklerin yapılıp hasta tedavi rahatça edilebilir bu hastamız. Kulunç kırdırmak nedir hocam? Çok söylenir, bilinir. Kulunç kırdırmak bizim küçüklüğümüzden beri hani benim annem de söylerdi. Ben de çok duyarım. Sırtım açık, oğlum sırtımı çığına derlerdi bize. Biz de sırtını annemle, kız kardeşimle annemin sırtına çıkıp sürekli annemin sırtını çiğnerdik. Biz buna kulunç kırdırma denirdi eskiden beri. Evet. Hastalarımız hala işte bardak çekme, işte tanıdığı eşi dostunun oraya ovalaması, sert bir müdahale yaparak o kulunç dediğimiz kas yapışıklığını sonlandırma amaçlanır aslında. Halk arasında böyle denir. Bizim tabirimiz ise kuluncun tıptaki ismi fibrozittir. Yapışık kas gruplarını ifade eder ve bunun çözülmesi de mutlaka uzman bir hekimin müdahalesini gerektirir. Çünkü bu kulunçlar o kadar sertleşir ki belli bir süre sonra gerçekten müdahale etmeden çözülmesi imkansız hale gelir. Bu kulunçlar belde de olabilir, kalçada da olabilir, boyun ve sırtta da olabilir. Bunları çözmek için biz belli süre fizik tedaviler vermek zorunda kalıyoruz. Geç kalındığı zaman, zamanında gelmediği zaman hastalar ya da ben iğneyle oraya müdahale etmek zorunda kalıyorum. Yaptığım iğneler sırtına ya da o kuluncun içine, beline yaptığım iğnelerle kuluncu çözebiliyorum. Ama hastalarımız kırdırmasınlar, etrafındakilere bize gelip başvurup tedavisini bana yaptırsınlar diyeyim o zaman. Bir telefonumuz daha var. Alo. Efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz. Hoş bulduk. Merhaba, hocama da merhaba. Merhabalar. Ya ben 4 sene önce omurilik ameliyatı geçirdim. Omurilik daralmasından 10 tane vida takıldı belime. Yalnız benim ayağıma, kalça başından ayağıma inen ağrılar hiçbir türlü dinmedi. Yani yatınca bir ay kadar yatıyorum, kalkamıyorum. Aşırı derece bir ağrı ve aşırı uyuşma.
Çok geçmiş olsun. Bunu hiçbir şeyle geçiremedim. Kullandığım ilaçlar olsun. Ve onun dışımış bitkisel, üstten sürmeklik her şey kullandım. Çok çok geçmiş olsun. Bir de aşırı derece sinirlerime baskı yapıyor. Hı hı. Bugün de bak sizi gördüm, kalktım ve çok kötü bir durumdayım. Çok çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. İlker Bey. Bir de hocam hangi hastanede nerede olduğunu? Onunla ilgili arkadaşlarımız size rejiden bilgi veriyorlar. Ayrıca KC'den de görebilirsiniz. Tamam. Arkadaşlarımızı arayaraktan bilgi alabilirsiniz. Çok geçmiş olsun. Tamam. Hocam buyurun. Şimdi omurga ameliyatlarından sonra bu stabilizasyon dediğimiz oraya demir aparatlarla kanalı açıp belli bir pozisyonda sabitleyip geçirilen bazı operasyonlar var. Tabii kanal cerrahisinden sonra hastalarımızın çoğunda kas güçsüzlüğü, hastalar ağrıdan tekrar ağrısı olacağından korkarak öne ya da yapması gereken egzersizleri yapmadıkları için kas, oradaki kaslarda erimeler, kaslarda atrofi dediğimiz kasın yoğunluğunu ve gücünün kaybolması, yeterli kalsiyum alımına bağlı kemik erimeleri, kanaldaki sinirlerin ameliyat sırasındaki travmatizasyonu ya da çok fazla kullanılmamaya bağlı yine bele bacağı vuran ağrılarla çok sık karşılaşıyoruz. Tabii benim burada hastalara ekstra söylemem gereken şey, klasik tedavilerin dışında ben belden bazı enjeksiyonlar yapıyorum. Özellikle omurganın sağında ve solundaki bu kulunç haline gelmiş kas gruplarının içine ya da daha derindeki faset eklemler dediğimiz o kireçlenmiş eklem bölgelerine ya da siyatik ağrısı dediğimiz kalçadan bacağa vuran ağrıları yok etmek için siyatik blok dediğimiz özel enjeksiyon ve iğnelerle bu hastalarımızı kısa sürede iyileştirebiliyoruz. Hmm. O yüzden fizik tedavi uzmanına başvurup tedavisine olabilirler. Çok teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben hocama görüşmek istemiştim de. Ben şu şikayetlerim var ablacığım. Buyurun. 20 gündür bende şiddetli bir ağrı var. Belimden kalçama, kalçamdan dizime, topuğuma kadar inen bir ağrı var. 20 gündür hastaneye gittim ben. Bende şey çıktı. Diz kapağımda kıkırdaklar erime yapmış. Hı hı. Hiç yırtılması var. Menüsküs dediler. Bir de bel kemiğimde kayma dediler. Bugün gittim MR çektirdim. Evet. Bel kemiğimde kayma var dediler. Bir de boyun kemiklerimde büyüme var. Boyun fıtığım var. Bunun ne yapmam lazım? Ağrılarım çok şiddetli. Çok geçmiş olsun. İlker Bey birazdan cevaplıyor olacak sorularınızı. Bel fıtığı, boyun fıtığı, bütün konuşmamızın özetini söyledi aslında hasta. Hı hı. Hasta. Kola yayılan ya da bele yayılan ağrılar, kaymalar, kas ağrıları, dizde kireçlenmeler, kıkırdak lezyonları, menisküs lezyonları, bunlar toplumumuzun en çok sık polikliniğe başvuran sebeplerinden bazıları. Fizik tedavi polikliniğini de bu hastaların, başvuran hastaların çoğunluğu bu tip anlattığı hasta grupları. Artık eskisi gibi sadece ilaç, sadece fizik tedavi değil bizim branşımızın içeriği. Hı hı. Daha fazla elimizde bazı yöntemlerimiz var. O yüzden ben bu tip hastalara fizik tedavi görme imkanı olanlara mutlaka tabii ki fizik tedavi öneriyoruz. Bunun dışında daha önce bahsettiğim gibi kilo verme, dizlik, hı hı, ya da bele korseler özellikle kayması da varsa mutlaka öneriyoruz. Bunun dışında egzersizlerini anlatıyoruz ama geri kalan diz ve bele yönelik iğne uygulamalarımızı şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle dizin içine yapılan ozon iğneleri ve kıkırdak protein iğneleri. Yine belden yapacağımız ozon ve nöral terapi dediğimiz bazı enjeksiyon tedavileriyle hastalar daha kısa sürede daha hızlı iyileşip ağrılarından kurtulabilirler. Hocam çok teşekkür ediyorum bugün konuk olup bilgiler paylaştığınız için. Aslında daha sormak istediğim çok soru, açmak istediğim çok fazla konu var ama ne yazık ki vaktimiz yeterli değil bunun için. Ama tekrar ağırlamak isterim sizde. Ozon, eminim pek çok şu an izleyicimiz PRP ve ozonun ne olduğunu merak ediyordur. Bununla ilgili de bir program yapmak isterim. Son bir şey daha söyleyeyim o zaman kapatmadan önce. Özellikle hastalarımızın kendi kilolarına dikkat etmesi, düzenli egzersiz yapması, kemik ölçümlerini düzenli yapmaları, hı hı, ve bu sadece klasik fizik tedavi yöntemlerinin dışında bu ozon, PRP iğneleri, kıkırdak protein iğnelerinin de bu konuyu biraz daha araştırıp bu işi bilen gerçekten bir uzman doktora başvurmaları ağrılarından çabuk kurtulmaları için fırsat tanıyacaktır. Çok teşekkür ederim.
Sevgili izleyenler, bugün sağlık raporunda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor İlker Garipoğlu ile birlikte bel ve boyun fıtıklarını konuştuk. Daha detaylı bilgi almak isterseniz Rize'deki arkadaşlar doktorumuza ulaşmak için size bilgi vereceklerdir. Haftaya sağlık raporunda farklı bir doktor ve farklı bir konu ile tekrardan görüşmek üzere. İyi günler. MedState Kavacık Hastanesi sağlık raporunu sundu.